Bunun da sonunun gelmesi gerekiyor. Kadir Mısıroğlu bunu başlattı ve Lozan konusundaki bu çalışması iddia ediyorum ki Lozan üzerine yapılmış en iyi çalışma şu ana kadar. Lozan üzerine ister Ali Naci Karaca'nın o gazetecilik derlemesi olan Derme Çatma kitabı, ister Cemil Bilsel'in kitabı, ister London School of Economics'te yapılan bir tez var. Hepsi bunun yanında çömez kalır. Gerçekten şu ana kadar onun kadar. Mesela En değerli toplu, evet. şunu rahatça söyleyebilirim ki Lozan'ın Osmanlıca metnini ve müzakerelerini, Osmanlıca yayınlanmış olan müzakerelerini okuyan son kişidir Kadir Mısıroğlu. Ondan önce kim okudu bilmiyorum ama ondan sonra bir daha ben bu kadar çalışmaya baktım. Onun Osmanlıca yayınlanmış olan 23'te 24'te yayınlanmış olan o müzakereleri okuyup da kitap yazan şey yok. Batılı kaynaklardan okuyorlar. Seha Meray'ın çevirisinden okuyorlar, Fransızca çevirisinden, ama Osmanlıcasından okumuyorlar. Dolayısıyla bizim ona çok şey borçlu olduğumuzu söyleyelim, birincisi. İkincisi, çok güzel onu ifade ettiniz. Kadir Mısıroğlu sadece tarihçi değil. Gerçi biz burada daha çok tarihçiliğini konuşacağız, tarih kısmını konuşacağız ama bir filozof tarafı da vardı. Yani buna filozof demek ne kadar doğru, mütefekkir diyelim bu tarafa. Şimdi hadiseleri böyle sadece İsmet Paşa, Mustafa Kemal bilmem ne şey değil. Bunu böyle bir kainatın hani kevni seviyede ele alır. Ve burada o hak ve batıl mücadelesinin işte bahar, kış meselenin şeyinden yola çıkarak oradan dünyada da bunun bir devir daimi olduğunu ve bizim başımıza gelenin de artık bu devir daimin, yani ne bileyim, kışın sonu, baharın başlangıcı olduğunu ve bu Kemalizmin bir gün biteceğini o şeyle, şemayla açıklayarak ortaya koyuyordu. Dolayısıyla günlük meselelere dair dikkatleri, işte bakın burada bir kitap yazmış. Bu pek bilinmeyen bir kitabı. Az önce dediniz ya, Aşıklar Ölmez. Gerçekten yani aşık bir insandı. Tarihe aşık, Osmanlı'ya aşık, medeniyetine sahip çıkan, dinine sahip çıkan, peygamberine aleyhissalatü vesselama son derece saygılı, hatta onun yolundan çıkanlara karşı reddiyeler kaleme aldığını, tahrif hareketleri diye 3 cilt kitap yazdığını biliyoruz. Dolayısıyla bir ilmi tarafı var. Kendisinin erken dönemde aldığı eğitim, hukuk eğitimiyle girdiği bir şey var. Ondan sonra da bu tarih alanına yönelmesi ve hatta şunu söyleyebiliriz ki Sarıklı Mücahitlerin içerisinde mesela bir Vahdettin, Sultan Vahdettin bölümü var. Necip Fazıl'ın kitabından öncedir o. Ve Necip Fazıl'ın Ula Akan şeyi ne o? Vatan haini değil, büyük vatan dostu adlı Sultan Vahdettin'in anlattığı kitabından da önce onun yazılmış olması Necip Fazıl'ı da etkilediğini gösteriyor. Çünkü Necip Fazıl belgelerini falan Kadir Mısıroğlu'ndan alıyordu. Hatta bir sefer geldi diyor dükkana. Bakın, hatıra olarak anlattı. Onun Beyaz Saray'da bir dükkanı varmış. Bir gün Üstad Necip Fazıl geldi diyor. Ya Kadir, bana bir vesika bul. Yazıyorum. Sultan Vahdettin'i yazıyorum. Vesika bul. Ondan sonra o vesikayı kullanayım ben, dedi diyor. Tabii üstad deyince önümde de diyor bir kağıt yığını var. Gel üstad, şuna bakalım biraz. İçinden belki bir şeyler çıkar işte filancanın şeyi. Ben vesika faresi değilim. Sen bana ver. Bir tane bul ver, demiş. Evet. Şimdi o hakikaten vesika faresi değildi. Ya o büyük düşünür, büyük şey yapar. Bir vesikadan bir kitap yazar. Allah vergisi bir Kabiliyet. kabiliyetti üstadınki, ama şey öyle değildi. Yani Kadir Mısıroğlu gerçekten şu anda ve kitaplarında kullandığı vesikalara baktığımız zaman, hani orijinal vesikaları, yani mesela açtım burada. Orijinal vesikaları, bazılarının sadece kendisinde olan vesikalar var. Yani başkasında Hayat olmayıp boyu da vesika topladı. ve ömür boyu diyor ben vesikaya, belgeye, arşive parayı yetiremedim.
ne kadar kazandımsa o kadar harcadım bunları. Cemiyete kazandırmak için. Mesela burada çok enteresan bir, bakın bu da son yayınladığı kitaplardan bir tanesi. Benden tarihi, evet, haberler. Burada çoğu kimse farkına varmadı bu vesikanın. Sultan Abdülaziz'in torunu Mahmut Şehzade Mahmut Şevket Efendi'nin yazdığı notlar sadece Kadir Mısıroğlu'nda var. Ve burada bahsettiği şey Sultan Vahdettin ile Mustafa Kemal arasındaki görüşmede ne oldu? Bunu sarayın içindeki bir şehzade yazıyor. Dolayısıyla bu vesikalar onun tarafından bulundu, toplandı, okundu ve bir tarih vizyonu geliştirdi. Yani tarihçilerin önüne bir yeni bir bakış açısı getirdi. Bugün Kemalistlerin en çok teşekkür etmesi gereken isimlerden birisidir Kadir Mısıroğlu. Neden? Çünkü görmedikleri ve göstermek istemedikleri bir şeyi onlara gösterdi ve onlar ona karşı kendilerini yeniden argüman geliştirmek zorunda hissettiler.